Peki şimdi siz mesela bugün 10 saat önce dediniz ki işte biz nerede kalmıştık? Bu böyle yarım kalmayacak demiştik. Evet. Kalmayacak evet. dediniz. Şimdi orada evet. siz sosyal medyayı da çok hem takip eden hem iyi yöneten bir lidersiniz. Orada nerede kalmıştık dediğinizde en son adam kazandı diyordun diye cevaplar görmüşsünüzdür. Şimdi adam 20 senedir kazanıyor. Aptallık yapılırsa adama yeniden kazandırılır. Adamı ben kazandırmadım. Adam 20 senedir kazandı zaten. Hala da buralara takılmışsa benim buna diyecek bir şeyim yok. Bak ben akıl diyorum, akıl. Deprem bu memleketin başına beladır dedim. Beka meselesidir dedim. 5 senedir bağırıyorum, kimse dinlemedi. Bu altılı masa dağılır, buradan bir iş çıkmaz dedim. Hala oralara takılmışsa benim bunlara söyleyecek bir şeyim yok. Yani ben 12.843 sandığa gözlemci koymayıp işte görüyorsunuz, yani memleket dertleri olmadığını burada da görüyorsunuz. Beni ortada bırakanlara laf söylemeyip hala buralara takılıyorlarsa bunlar ya troldür ya da bir iki tahta eksiktir. Peki şimdi soru, Akşener'den bir davet bekliyor musunuz? Veya siz Akşener'i, çünkü kazanacağım dediğinize göre yeni bir ittifak zaten var, Zafer Partisi de var işin içinde. Siz Akşener'e buyur gel sen de bize katıl der misiniz? Yeni ittifaklar kurulmalıdır. Yani yeni artık oyunun kuralları değişmiştir. Siz öncülük eder misiniz buna? Mesela İyi Parti'ye gel der misiniz? Ben razıyım. Bakın ben söylüyorum, ben razıyım. Ne istiyorlardı? Tarafsız bir cumhurbaşkanı. Tamam kardeşim. Cumhurbaşkanı seçeceğimiz kişi dönemin sonunda siyaseti bıraksın. Ona da tamam. Ona da tamam. En genciniz olmama rağmen. Gelin memleketi düzlüğe çıkaralım. Bakın batıyoruz. Batıyoruz. Ben bir kalkınma başkanlığı önerdim bu 11 ilimiz için. Bilim insanlarından oluşan, yetkin insanlardan oluşan bir kurul oluşturalım. Bu kurulun 5 yıllık finansal, siyasal hedefleri olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu kurulu, bu başkanlığı desteklesin. Güven verelim, dünyaya ve Türkiye'ye güven verelim. Türkiye'yi ayağa kaldıralım. Derdim Türkiye benim, koltuk derdinde değilim. Peki ama bakın, soruma ben razıyım diye cevap verdiniz. Şimdi siz Meral Akşener'i veya Meral Akşener sizi davet ederse tavrınız ne olur? Razıyım başka bir şey, çok net tamam, bir cevap. Tamam Sayın Akşener başbakan olsun, başbakan olmak istiyordu. Razıyım, başbakan olsun. Dolayısıyla bir ittifak. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım. Ha. Aklınızda bir ittifak var yani, istiyorsunuz bunu ittifak. Ayın 12'sinde. Evet. Ayın 12'sinde Memleket Partisi'nin üyelerinin önüne sandık koyacağız. Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bütün üyeler oy kullanacak. Bizde demokrasi var. Üyeler, başka bir arkadaşım da aday olmak isterse aday olacak. Sandığı koyacağız. Ayın 12'sinin akşamı büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı adayı ben olacağım Memleket Partisi'nin. Derdimiz, bakın, derdimiz koltuk kapmak değil. Ama bir uyarıda daha bulunayım milletimize. Bakın, dolar dedim dinlemediler. Deprem dedim dinlemediler. Bunu söylemezsem içime dert olur. Önümüzde bir su krizi var. Su krizi. Buna önlem almamız lazım. Uyarıyorum. Su krizi, su krizi, su krizi. Bunun arkasında da bir gıda krizi gelecek. Şu anda tarımsal üretimin yaklaşık %15 ile %20'si bu 11 ilimizde yapılıyor. Meyve üretiminin %25'i bu ilimiz, bu illerimizde yapılıyor. Peki. Pahalılık, pahalılığa etkisi olacak. Bunlar, su krizini çözmenin yolları var. Bakın. Sayın ben İnce, sadece Sayın İnce şöyle dakikalar, saniyeler üzerinde şimdi çok önemli kulis bilgileri var. Gelişmeyle alakalı olarak ben bir gün sizi burada ağırlayayım, uzun uzun öngörülerinizi konuşalım. Ya Hüseyin Baş'a verdiğiniz süre kadar bana da verirsiniz diye düşünüyorum. Ben verdiğimi düşünüyordum. Vermemiş miyim acaba? Vallahi daha o kadar olmadı ben mı? Ben kronometreye bakıyorum buradan. Peki. Buyurun. O zaman izninizle şunu anlatayım. Şimdi bakın. Dövizdeki krizi söyledim. Depremi söyledim. Suyu söyledim. Gıdayı söyledim. Çözümünü de söylüyorum. Bakın çözümünü de söylüyorum. Bu su krizinden kurtulmanın yolu. Bir, yarım kalan barajları acilen tamamlayalım. İki, yeraltı barajlarımızı yapalım. Üç, damlama sulamaya geçelim.
4 şebekelerimizi yenileyelim, kayıp kaçak oranını düşürelim. 5 gri suyla ilgili çalışmalar yapalım. Sayın İnce. Bunları şimdiden başlarsak, önümüzdeki günlerde bir büyük krizden kurtuluruz. Peki bunu Derdim not edelim. Memleket. Bunu not edelim Derdim ama benim memleket. Benim şu aşamada size sorumun cevabını almak istiyorum. Siz Buyurun. Bir ittifak, yani İyi Parti ile Zafer Partisi ile zaten söz konusu bu ittifak, ama İyi Parti ile bir ittifak söz konusu mu? Bunun Türkiye İttifakı kuralım. Türkiye İttifakı. Herkes yani... desteklesin. Herkes desteklesin. Gelin bu kriz ortamından çıkalım. Türkiye sen aday olacağım, ben aday olacağım. Bu tartışmayı bırakalım. Türkiye'de burada açık çağrı mıdır İYİ Parti'ye? Gelin Türkiye ittifakı kuralım diye bir açık çağrı mı yapıyorsunuz şu an? Bakın bu ben Türkiye'ye yapıyorum bu ittifakı. Buradan çıkmanın yolu akılla bilimle olacak. Gelin hep demiyorlar mıydı tarafsız bir cumhurbaşkanı? Yapalım tarafsız bir cumhurbaşkanı. Bir seferliğine seçilsin. Tamam bir seferliğine seçilsin. Siyaseti bıraksın. Tamam bıraksın. Ama çoluk çocuğumuza güzel bir memleket bırakalım. Erdoğan bu memleketi 21 yılda hiçbir yere getiremedi. Geçen sene bir yıl daha süre verin dedi. Şimdi bir yıl daha ekliyor. Erdoğan'a 20 yıl daha versen bu memlekette hiçbir şey yapamaz son artık. Son sorum Sayın İnce. Ümit Özdağ dedi ki Meral Akşener ve Muharrem İnce'yi pazar günü yapılacak Mansur Yavaş'a görev çağrısı mitingine davet ediyorum. Gidecek misiniz Mansur Yavaş'a görev çağrısı? Hayır canım, olur mu öyle bir şey? Yani Mansur Yavaş bir başka partinin üyesidir. Ben bir siyasi partinin genel başkanıyım. Belediye önünde iş aramaya gitmiyorum ben. Yani hiç doğru bulmam öyle bir yere gitmeyi. Çünkü kendisi bir başka partinin üyesidir. Benim de bir zamanlar üye olduğum bir partinin üyesidir. Çok yakışıksız bulurum, çok nezaketsiz bulurum. O partinin içini karıştırmak gibi bir... ben bu tür bir siyasetçi değilim. Ben düz bir siyasetçiyim. Peki Meral Akşener Mansur Yavaş'a ve İmamoğlu'na çağrı yaparak parti içini mi karıştırmış oldu? Hayır bilemem. Ben kendi bakış açımı söylüyorum. Ben buradaki ve buradaki aynı olan adamım. Benim planlarım yoktur. Yüreğimden geçen beynimle uyum sağlarsa o dilimden çıkacaktır. Ben bunu benim partime birisi gelse Memleket Partisi'ne dese ki Cumhurbaşkanı adayı olarak İstanbul İl Başkanınızı öneriyoruz dese bana saygısızlık olur mu? Peki Sayın İnce, çok teşekkür ediyorum. Ben siyaseti böyle okuyorum yani Ece Hanım. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Rica ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun.